Yepyeni dersimizden merhabalar dostlar. 28. video dersimizdeyiz. Past continuous tense yapısını haydi birlikte inceleyelim. Past zaten geçmiş demektir biliyorsunuz. Continuous ifadesi de e, your eki demektir Türkçedeki. Geçmişte aktif halde olan olaylara e, verdiğimiz isimdi bu biliyorsunuz. Yürüyordum, koşuyordum, geziyordum derken ki ifadeleri kullandığımız tense yapısı haydi bakalım örnek cümlelerine şöyle bir bakalım. I was eating dinner when she called me last night. Evet, dün gece beni aradığında ki when ve ardından simple pastlı bir yapı, bu e, yapı ile çok fazla yan yana gelir arkadaşlar. E, ben yemek yiyordum yani akşam yemeğini yiyordum e, beni aradığında diyor. I was daydreaming while you were talking. Sen konuşuyorken yine vallı ifade de bu şekilde değil arkadaşlar. Bu tense de yan yana sıklıkla gelir. Yani şöyle şöyle oluyorken böyle şöyle yapıyordum gibi. Geçmişte sık kullanılan ifadelerden. Yani ben e, daydreaming yani öyle hayale dalmıştım. E, hayal görüyordum yani öyle e, sen konuşuyorken diyor. Ve bir, bir soru ifadesi. Were you swimming last night at 11pm? Dün saat 11'de yüzüyor muydun? What was Steve doing when it started to rain? Yağmur yağmaya başladığında Steve ne yapıyordu? The English teachers were discussing the final exam when the fire alarm rang. The English teachers, İngilizce öğretmenleri, were discussing the final exam. Yani o final sınavını konuşuyorlardı, tartışıyorlardı. When the fire alarm rang, yani yangın alarmı çaldığında diyor. We were always spending so much time in traffic. Trafikte çok fazla zaman kaybediyorduk. Her zaman çok fazla zaman kaybediyorduk. Always'i burada da kullanabiliriz arkadaşlar. Türkçe'de mümkün olduğu gibi İngilizce'de de mümkün bu. Yani e, işte ben e, Amerika'dayken trafikte çok fazla zaman kaybediyorduk. Yani trafikte devamlı zaman kaybediyorduk. Her zaman zaman kaybediyorduk şeklinde kullanılabilir arkadaşlar. She wasn't telling the whole truth. Tüm gerçeği söylemiyordu. The whole tüm truth gerçek, doğru. My brother was sitting on the edge of his seat during the movie. My brother kardeşim was sitting oturuyordu nerede on the edge edge köşesi demek köşesinde oturuyordu his seat yani koltuğunun köşesinde oturuyordu sinema film esnasında. Daniel met his neighbors while he was moving into his new apartment. Daniel met his neighbors. Komşularıyla tanıştı. While he was moving taşınıyorken. Buradaki ken anlamını while verdiğine taşınıyorken nereye? Into his new apartment. Yeni apartmanına taşınıyorken dedi arkadaşlar. We were cooking all morning because we had 20 people coming for lunch. We were cooking. Evet yemek pişiriyorduk all morning. Ya yani Tüm sabah boyunca biz yemek pişiriyorduk. Because. Çünkü we had 20 people. Çünkü 20 kişi vardı coming for lunch. Yemeğe e, öğle yemeğine gelecek olan. Bu açıdan e, bütün sabahımız yemek pişirmekle geçti diyor. Ve böylelikle bu dersimizin de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.